Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugün yine farklı ve güzel bir konu üzerinde duracağız ve oldukça kritik bir konu üzerinde duracağız. Duracağımız konu belki garip gelecek, belki duymuşuzdur, belki çalışma hayatındaysak bununla ilgili farklı şeyleri algılamışızdır. Çürük yumurtayı bul. Çürük yumurta hikayesini de birazdan anlatacağım. Çürük yumurta diyoruz ama sosyal hayatımızda da bunu çok kullanırız biliyorsunuz. Ama bu nedir yani? Çürük yumurta derken neyi kastediyoruz ve nedir bu? Yani çürük yumurta sadece bir yumurtanın çürük olması mı? Şimdi bunun üzerine duracağız tabii ki. Şimdi şirket çalışanlar arasında görünmeyen ve sürekli arkadaşlar perde arkasında bir yöneticisini böyle nasıl diyelim indirmeye çalışan tipler olur genelde. Ve bu yöneticisinde olur bazen. Doğrusu bazen kendi ayarındaki arkadaşını da bir şekilde arka planda ayağını kaydırmaya çalışan ve gerçekten işe yaramayan tipler her zaman belli oranda olur. Yani bunu herkes kastetmiyorum ama yani bunu ben şöyle değerlendiriyorum. 10 kişi çalışıyorsa bundan 1-2 tanesi muhakkak bu şekilde oluyor. Onu da söyleyelim. En az 1 kişi olur yani. Onu kastediyorum. Şimdi bu tarz arkadaşların aslında işletmeye öyle büyük zararlar oluyor ki bu zararını da aslında çok küçük bir hikayeyle birazdan anlatacağım. Daha öncesinde şimdi arkadaşlar bu tarz arkadaşlar çalışanların ve kendini çok iyi çalışan gibi gösterip istediği gibi top koşturan çalışanlar olduğunu unutmayalım. Yani ağırlıklı olarak böyle bir model var. Şimdi bu tarz arkadaşlarda şöyle sıkıntı da oluyor. Genelde yönetim zaten o arkadaş oradaysa durabiliyorsa bir şeyler yapmıştır yani nasıl diyeyim. Diyelim ki 3 yıl 5 yıldır aynı şirkette bu tarz bir kişi çalışabiliyorsa ya birilerini sürekli satmıştır tamam mı? Birilerinin işinden olmasına sebep olmuştur. Çok hiç sevmediğim bir konu bu arada bu. Bugüne kadar kolay kolay hiç kimsenin böyle bir şeyi yapmadım. Yani nasıl diyeyim, müdürlük yaptığım halde, yöneticilik müdürlükler yaptığım halde hiçbir zaman kolay kolay bir personeli kaybetmeyi hiçbir zaman göz almadım ve yapmam kolay kolay. Çok bariz bir şey olması ama böyle acımasız tipler her zaman oluyor. Yani çünkü arkadaşının veya yöneticisinin, üst yöneticisinin bir şekilde ayağını kaydırmaya çalışabiliyor ve gerçekten de etkili oluyorlar. Bunu da söyleyeyim. Çünkü yetersiz çalışanlar olduğu gibi yetersiz müdürler, genel yöneticiler, firma sahipleri de gerçekten çok fazla olabiliyor piyasada. Bu da inanılmaz derecede firmalara zarar veriyor. Ve ben şu an aslında Türkiye'deki Türk şirketlerindeki en büyük problemlerin başında bunun olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben yabancı firmalarda, Türk firmalarında çalıştım. İkisinin arasındaki farkı çok iyi biliyorum. Yabancılardaki kesinlikle böyle tipler çok tutunamıyor. Çünkü yabancılar her zaman ajanlar çalıştırıyor. Böyle bildiğiniz ajanları oluyor. Uluslararası bir firmaysa. Ve çok iyi tespit ediyorlar. Ben inanılmaz bir tespit sistemleri var. Çok hoşuma gitmişti. Bu tarz insanları anında tespit edip ve bir anda insan kaynaklarını harekete geçirebiliyorlar. Ve bunu gerçekten profesyonelce yapıyorlar. Şimdi bunu şöyle küçük bir hikayeyle de anlatmak istiyorum. Şimdi bir tavuğun hikayesi bu. Şimdi bir tavuk arkadaşlar yumurtasını uygun bir yere yumurtlar tamam mı? Bir yer bulur ve oraya yumurtlar ve günlerce her gün gider yumurtasını oraya bırakır. Günler geçer, aylar geçer, yumurta orada ne olur bekler ve sonra şanslı bir insan gelir bir bakar ki bir sürü yumurta buldum diye sevinir ve o yumurtaların hepsini sepete koyar ve her sabah yumurta yemenin yani yumurta yemenin keyfini çıkaracağını düşünerek alır yumurtayı götürür. Sonra ertesi gün yumurtaları bulan arkadaş şimdi tavasını yakar tamam mı? Aynen böyle. Şimdi tavasını yakar. Tavasında yumurtaları kırmaya başlar. Önce yağını eritiyor biliyorsunuz. Yağını eritir. Tavaya yumurtaları kırmaya başlar. Önce birinci yumurtayı kırar. Sonra ikinciyi kırar. Sonra üçüncüyü kırar. Her şey yolunda. Çok güzel, taze. Sonra dördüncüyü kırar. Kırar ama yumurtaların üstüne kırar. Ve dördüncü yumurta çürüktür. Şimdi dördüncü yumurtayı kırdı tabii. Ne yaptı? O yumurta çürük yumurta sağlam yumurtaların üstüne bulaştı. Artık su gibi biliyorsunuz hol olduğu zaman çok ciddi bir şey olur ve arkadaşın da tabii ki ciddi anlamda midesi bulanır. Çünkü kokar genelde bu tarz yumurtalarda. Ve ne yapar arkadaşlar? Arkadaş sağlam yumurtalarda çürük yumurtayla birlikte atar.
Şimdi burada çürük yumurta ne yaptı? Aslında çürük yumurta burada bütün hepsini kapladı ve anında aslında çürüttü. Ama ilk başta şöyle bir şey yapsaydı, o yumurtayı tespit edebilseydi kurtarabilirdi, değil mi? Yani dördüncü yumurtayı tespit edemediği için diğer yumurtalarda heba oldu. Şimdi arkadaşlar, yumurtaların üstüne kırıp yumurtayı atmıştı ya ve arkadaşın midesi bulandı biliyorsunuz. Ne yaptı? Bütün yumurtayı da çöp attı. Şimdi çürük yumurta her zaman sağlam ve taze yumurtaları da korkutur. Unutmayın ve bertaraf edilmesini sağlar. İşte şirketlerdeki en büyük zaaf da arkadaşlar böyle bir şey. Yalancı, böyle yalancı tipler dedim ya bir önce anlatırken, yalancı tipler şirketlerdeki büyük zaaflar yalancı baharlar estiren tipler olur böyle yalancılıkla. Ve aslında işletmeye hiç katkısı olmayan bir tiplerin genelde diğer arkadaşların işlerinde olmasına sebep oluyorlar maalesef. Ben bunu çok gördüm. Çünkü bakıyorsun günün sonunda, günün sonu var yani bir günün sonu. Günün sonunda hiçbir katkısı olmayan ama çok iyi şov yapan adamları, tamam mı? Patron, yönetici sanki çok iyi çalışıyor gibi değerlendirebiliyor. Aslında bunu birim yöneticileri her zaman tespit eder. Ama şunu ben mesela birim yöneticiliği yapmış ve yapan bir insan olarak şunu söyleyeyim. Normalde hiçbir insanın ben işinden olmasına taraf değilim. Hani derler ya teknik direktör hiçbir zaman çalışanı teknik direktörler hiçbir zaman bir futbolcuyu kaybetmemeli iyi bir teknik direktörse. Benim her zaman hedefimde yıllarca hep böyle oldu. Biliyorum, görüyorum ama yönlendirerek gerekirse kızarak farklı şartlar oluşturarak, zorlaştırarak bir noktaya çekmeye çalışırım. Her zaman benim için bir yol vardır, doğru yol ve kişileri o yola bir şekilde empoze etmeye çalışırım ve eninde sonunda ederim. Ama bunu yaparken de bu tarz insanlar o kadar tehlikeli oluyor ki, yani şöyle bir tehlike aslında tehlike şirket için ama çalışan yönetici için de çok tehlikeli oluyor. Sizin aleyhinizde farklı yerlerde farklı çalışmalar yapıyorlar. Gerçekten yapıyorlar bunu. Ben şimdi bunu anlatıyorum ama hikaye gibi. Gerçekten bu özel sektörde ciddi anlamda yaşanan bir olay. Ve o kişiler hala orada oluyor biliyor musunuz? Ve yıllar geçiyor orada kalabiliyorlar. Ve bakıyorsunuz firmalar cebelleşiyor. Sürekli yerinde böyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya yani yapıyor da olabilir, yapıyor ama ondan dolayı kaybının farkına varamıyor. İnanılmaz bir kayba uğruyorlar belli tespit edilemeyen kayıplara vuruyorlar. Nasıl kayıplar oluyor biliyor musunuz? Bakın çok ince bir detay vereyim size. Şimdi bu tarz bir insan gerçekten şirkete fayda maliyet analizlerini yaparak sistemde iyileştirmeler yaparak katkı sunabilecek ve milyonlarca TL dolar kazandırabilecek bir insanın o şirketten gitmesini sağladığı zaman siz aslında orada ciddi bir tasarruf yapma imkanını kaybediyorsunuz. Rekabet gücünüzü kaybediyorsunuz ve bu da size uzun yıllar emin olun milyon dolarlar kaybettiriyor. Milyon dolarlardan bahsediyorum. İşte bu noktada ne yapmalısınız biliyor musunuz? Çok fazla şikayet eden, laf getiren, laf taşıyan bazı patronlar bunu sever biliyorsunuz. Bana laf getiren elemanlar falan diye. Ama çok yanlış. Doğru kaynaklar çok önemlidir. Yani bir iş yapıyorsanız, ne iş yaparsanız yapın, doğru kaynaktaki insanlardan feyiz alırsanız işiniz doğru ilerler. O yüzden arkadaşlar çürük yumurtaları gerçekten ayırmanız gerekiyor. Bunu kime söylüyorum? İnsan kaynakları profesyonellerine söylüyorum. Şimdi bu doğrultuda arkadaşlar insan kaynakları profesyonellere en gerçekçi ve temel görevlerinden biri de bu olduğunu unutmamaları gerekiyor. Şimdi yine burada dipnotuma geçiyorum. Bu dipnotumu hep hatırlatacağım. Şimdi bu noktada kendini bir alanda geliştirmek istiyorsan, projemizi geliştiriyoruz biz ve buna da ne dedik? Expert Family, uzmanlar ailesi dedik. Buna katılmak için aşağılarda bir yerlerde linkimiz olacak. Bu linke tıklayın, eğitim olur, seminer olur, neyse artık arkadaşlar bu linkimiz. O linke katılın. Eğitim veya seminer kayıtlarınızı muhakkak yapın ve bir başlangıç yapın. Bizim ekosistemimize dahil olun
ve kariyerinizde önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde yukarıya taşınsın. Bizim buradaki amacımız büyük bir organizasyona dönüşebilmek. Bunun biz başlangıcını yaptık ve her geçen günde katılımlar artıyor ve gittikçe de büyüyecek. Şu an mesela en son bir bölümde 250 kayda kadar çıktık. Bu yakında 1000'i geçecek. 1000'den sonra belki 10.000'leri bulacak ama bu ülkede ve dünyada çok ciddi bir akım oluşturmaya çalışıyoruz ve bunun da ilk başlangıcını yaptığımızı düşünüyorum. Ve bunu teknolojik altyapılarla da çok iyi destekleyeceğiz ve çok iyi bir büyüme sürecine sokup bu işi gerçekten dünyada ve ülkemizde uzmanların hakimiyetini ilan edeceğiz. Ve bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu da yakında göreceğiz. Arkadaşlar, tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.